Çıkın çabuk oradan. İçeridekiler iyi misiniz? Tepegöz, bu koku ne böyle ya? Olamaz, az kalsın ölecektik. Recep İvedik sayesinde mağaramız leş gibi kokuyor. Of, temiz hava kokusu. Oh be, sonunda kurtulduk mağaradan. İşte Recep İvedik geliyor. Bana bak Recep İvedik, ne yaptığını sanıyorsun? İçimde kanser olacağına. Dışımda konser olsun. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun yine? Ne yapıyorsun? Yeter artık ya. Ne oldu be? Ne yapıyorum? Tutuklayın ya şunu. Sürekli bizi rahatsız ediyor. Evet Kerem komiser. Çok kötü bir şey bu. Dibimizde osurup duruyor. Evet babam doğru söylüyor. Az kalsın onun yüzünden ölecektik. Her yeri leş gibi kokutuyor. Recep, herkes senden şikayetçi. Ne bu böyle ya? Tutuklusun. Bu alışkanlığını bitirene kadar hapishaneden çıkmayacaksın. Aman be, ne abarttınız siz de. Sanki siz yapmıyorsunuz evde. Neyse hadi hadi, fazla konuşma, yürü düş önümüze çabuk. İşte bu, tutuklayın onu Kerem komiser. Biz de yeri gelince osuruyoruz ama senin gibi yapmıyoruz Recep İvedik. Oh be, kurtulduk artık şu adamdan. Aman be, ne abarttınız siz de. Hadi baba gel, daha evimizi temizleyeceğiz baba, takip et beni. Evet oğlum doğru. Yürü Recep yürü çabuk. Tamam polis bey, gidiyorum işte siz de. Uğraştığımız şeylere bak ya, yürü diyorum çabuk, hızlı ol. Tamam tamam, giriyorum. Çek şimdi cezanı orada Recep. Çıkmayacaksın bu hapishaneden. Bir de gülüyor ya, şuna bak. Neyse ya, seni daha fazla çekemem. Gidiyorum ben, gel Aslı. Geliyorum aşkım. Kalsın orada. En azından burada karışacak kimse yok. Çatır çutur osururum. Dışarıda rahat yok. Bari burada rahat edelim. Evet biz geldik. Merak etmeyin, Recep'i soktuk hapishaneye. Bundan sonra size bir rahatsızlık veremez. Oh be, sağ ol Kerem komiser, adamsın. Kerem komiser, ne kadar hapishanede kalacak? Fakir, Recep İvedik osurmayı bırakınca çıkartırız hapishaneden. Evet Kerem komiserim, en iyisi bu. Neyse biz artık gidelim, göreve devam edelim, gel Aslı. Tepegöz dostum, haydi gelin. Biz de şuraları temizleyelim. Çok pis etraf. Haklısınız, leş gibi kokuyor her yer. Şuraya baksanıza. Oh be, sonunda mağaramızı temizledik. Artık içeri girebiliriz. Haydi ailem, girelim şuraya. Evet aşkım, şehirdeki herkes uyudu. Biz de uyuyalım artık. Çok uykum geldi. Benim de acayip uykum var. Mağaramı kapatıyorum ve uykuya dalıyorum. Herkese iyi geceler. Oh be, güzel bir uyku iyi gelecek. Öf, tatilden sonra işler bayağı bir yoğun ya. Neyse çalışmaya devam edeyim. Ya öf ya, öf ya, yeter yeter! Yeter lan yeter! Bıktım artık, işime kendimi veremiyorum, şu seslere bak. Şimdi sorarım sana Recep. Nedir bu ya, nedir, bıktım artık. Mesaiye kaldım, kalmaz olaydım, şu seslere bak. Hıh, o ses neydi? Kurt sesi. Recep'e sonra bakarım. Şu seslere bakayım ilk önce. Şehirde kurt mu var ya? Gideyim ben en iyisi şu çıkış kapısını kapatayım. Şehre girebilir kurtlar. Çabuk çabuk. İşte geldim. Sesler bu sefer daha yakından geliyor. Sesler ne böyle ya? Olamaz. Buradalar. Hayır olamaz. Sayıları çok fazla ya. Tek başıma yapamam. En iyisi gidip destek çağırmak. Şunlar beni fark etmeden gideyim. Çabuk çabuk. Fakir! Fakir çabuk kapıyı aç fakir! Fakir uyan! Ne oluyor ya gece gece? Geldim geldim! Ya geldim diyorum arkadaşım, patlama be, geldim! Kim bu ya, gece vakti? Fakir hızlı ol fakir, aç artık! Uyan artık ya, uyan artık! Ne oluyor Kerem komiser? Gir içeri gir çabuk! Ne oluyor ya? Kurtlar var dışarıda, sessiz ol! Gel şuraya bak fakir çabuk! Ne oluyor, onlar nereden çıktı Kerem komiser? Fakir, şehrin kapısı açıktı. Girmişler içeri. Olamaz. Kaç tane var? Vallahi bilmiyorum fakir. Bayağı bir var. Sen şimdi burada kal. Sen ne yapacaksın? Bir şeyler düşüneceğim fakir. Polis merkezine gidiyorum. Haydi görüşürüz. Dur Kerem komiser. Dur dur. Gitti ya. Neyse ben evin kapılarını kilitleyeyim. Bizimkiler de uyuyor zaten yukarıda. Onlara panik yaptırmamak için uyandırmayacağım. Şöyle ben hızlıca kapıları kilitleyeyim. Kilitle. Tepegöz denilen yaratığın minik kızı arkadaşlarımızı öldürdü. Bitti senin işin. Gel buraya. Hayır. İşte böyle olur ya. Arkadaşlarımızın intikamını alacağız. Arayın o kızı çabuk. Ne yapacağım ben şimdi ya, ne yapacağım? Şu kamera kayıtlarına baksana, şehrin dört bir yanında kurtlar var. Bir şeyler düşünmem lazım artık, ne yapacağım ben? Dur bir saniye ya Recep. Evet evet.
Şuna bak nasıl osuruyor. Recep bana yardım edebilir. Koş koş çabuk çabuk. Midem. Recep! Recep uyan çabuk Recep! Uyanman lazım Recep, yardımına ihtiyacım var Recep! Ne oluyor be? Recep yardımına ihtiyacımız var, uyan! Uyumak istiyorum ya, git başımdan ya! Recep olmaz, yardımına ihtiyacımız var! Hadi osuruklum benim, minik kurabiyem, kalk hadi! Ya öf, burada da rahat yok ya, bir bırakın beni ya! Recep hadi minik kurabiyem, o göbeğini yerim senin, hadi! Tatlı şey, kalk lütfen. Yardımına ihtiyacımız var. Osuruğun şu anda çok önemli. Bak seninle bir anlaşma yapabiliriz. Ya yine uyumaya başladı ya. Recep kalk diyorum. Recep bak her osuruk için sana bir tane elmas vereceğim. Lütfen uyan, lütfen yalvarırım. Şu anda gerçekten buna ihtiyacımız var. Hadi minik kurabiyem uyan ya. Öf öf, ne istiyorsun ya Kerem komiser? Hapiste bile rahatı yok ya, bırak beni ya. Ya Recep osurukla para kazanacaksın işte. Daha ne istiyorsun oğlum, hayalindeki meslek. Osurarak para kazanacaksın, hadi uyan. Allah Allah, nasıl olacakmış o? Dışarıda kurt adamlar var. Onları osurarak bayıltacaksın. Ben de her osuruk başına sana bir elmas vereceğim. Nasıl anlaşma? Tamam varım. Güzel anlaşma evet. Ama bana biraz ekipman lazım. Ekipman mı? Kuru fasulye var mı? Tamam tamam buluruz, o kolay. Haydi gel takip et beni aslanım benim. Adamsın adamsın. Arkadaşlar siz de adamsın Recep yazın, gaza gelsin. Çabuk çabuk gel takip et. Sesleri duyuyor musun? He duyuyorum. Kurt sesleri. Evet aynen öyle. Haydi gel takip et beni. Hapse girerken üstünden çıkanları vereyim sana. İşte burada fasulyeler. Hepsini al. İşte Recep al bunları. Fasulyeler. İşini görür herhalde. Tamam tamam görür görür. Aldım ben bunları. Of. Hadi ben kaçar gidip biraz para kazanayım. Karşımda durabilecekler mi bakayım o kurt adamlar. Burası galiba. Evet patron buradalar. Arkadaşlarımızı öldüren kız Tepegöz'ün yerini bulduk. Olamaz, bu kurtlar nereden geldi böyle? Selamun aleyküm birader. Burada like atmayan varmış duyduğuma göre. Abone olmayan da varmış duyduğuma göre. Siz bu göbeği görüyorsunuz mu bu göbeği? Bana bizim mahallede osuruklu derler. Ona göre. Abone ol, like at, canımı sıkma ulan. Aşkım bir şey yapmamız lazım. Dibimizde kurtlar var. Gidin buradan gidin. Sakın çıkmayın evden, tüm kurtlar toplandı buraya. Evet Tepegöz, şuraya baksana, bir sürü kurt var dışarıda. Sakın dışarı adımınızı atmayın. Evet evet. Evet evet, hoş gidin buradan. Hadi gidin. Bak oraya gelmeyeyim, hepinizi keser yerim valla. Sıkıysa gel de kes. Haydi bekliyoruz dışarıda, gelsene. Baba çok korkuyorum baba. Bu kurtlar bize ham yapacak baba. Canım babam, arkamda saklanacağım baba. İçeri girmesinler lütfen baba, çok korkuyorum. Bana bakın, çocuklarım korkuyor. Çabuk gidin buradan diyorum size. Gidin buradan. Evet fasulyeleri yedik. Haydi bakalım motoru çalıştıralım. İşte bu. Güzel. Haydi bakalım gidiyoruz. Bu Recep İvedik ya. Recep dur. Nereye gidiyorsun Recep? Sana diyorum ya Recep dur. Gitme kurt adamlar. Her yerde kurt adam var. Gitme Recep dur. Of karnım guruldamaya başladı bile. İşte buradalar kurt adamlar. Ya Kerem komiser, bu Recep İvedik ne yapacak? Hapishanede değil miydi bu? Fakir sakin ol. Her şey kontrolüm altında. Sakin ol. Recep İvedik'i ben çıkarttım hapishaneden. Neden Kerem komiser? Sese doğru gidiyor. Kurt adamların sesi zaten oradan geliyor. Yem olacak vallahi Kerem komiser. Yiyecekler Recep İvedik'i. Geçmiş olsun. Şimdiden Fatiha okuyalım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ya fakir saçmalama. Ölmeyecek. Rahat ol. Şşt, kurt adamlar bu tarafa bakın. Kime diyorum? Alo. Bu tarafa bakın. Hey. Size diyorum be. Ne oluyor? Şuraya bakın. Haydi gelin haydi. Ne. Haydi gelin takip edin. Gelin bakayım. Hulo. Takip edin bakayım. Olamaz. Kerem komiser yardım edelim Recep İvedik'e. Fakir yardıma ihtiyacı kalmayacak, merak etme. Ya ne diyorsun Kerem komiser, görmedin mi? Baksana şunlara nasıl kovaladılar. Bekle fakir. Recep beni duyuyor musun? Recep ses ver. Recep sana diyorum, duymuyor musun? Duyuyorum duyuyorum da kurtlar var arkamda. Kerem komiser yardım et. Tamam Recep, şimdi dediğimde osuruyorsun. Hadi Kerem komiser, koşacak gücüm kalmadı. Şimdi. İşte bu geliyor. Tamam ben
hallettin bu işi. Recep ne yaptın sen ya, ne yaptın? Kerem komiser, bu neydi böyle ya? Yankılandı resmen ses. Buraya kadar geldi sesi. Durum nedir Recep, gelelim mi oraya? Kerem komiser, ben burayı hallettim. Temiz. Halletmiş mi? Kurt adamlara ne oldu acaba, merak ediyorum. Geliyoruz biz de o tarafa doğru Recep. Tamam tamam, bekliyorum sizi. O kadar büyüktü ki herhalde bundan sonra bir 3-4 yıl osurmama gerek yok. Fena bir şeydi ya. Ne oldu lan, artistlik yapıyordunuz, ne oldu? Oğlum Keko, duydun mu sesleri? He valla duymuşam, halo aga. Bu nedir? Ne oluyor oğlum burada? Bunlar nedir böyle oğlum, hayırdır? Bu kadar çok kurt adam nereden gelmiştir? Gel oğlum Keko, şunlara bak. Hey siz, yaklaşmayın, gidin gidin. Size diyorum, yaklaşmayın. La Keko, şuna bak oğlum, ne olmuş burada? Leş gibi de kokuyor oğlum, bu ne böyle? Halo aga, benim başım dönüyor. Benim de oğlum, bana bir şeyler oluyor. Kurt adamlar gitmiştir aşkım. Gidelim bakalım, şurada yatıyor yerde. Vay vay, Recep Vedi'ye bak sen, hepsinin işini bitirmiş. Halo aga da orada. Bizim Keko ve Halo aga da kurtların arasında ne yapıyor? Yoksa onlar da mı kurtmuş? Kafam karıştı ya şimdi, anlamadım ben. Onlar da bayılmış işte Tepegöz, anlamayacak ne var? Kerem komiser, gel çabuk, takip et. İşte buradasınız. İşte kurt adamlar da burada. He? Halo? Olamaz. Fakir yaklaşma. Tamam tamam, ben de bayılabilirim, doğru. Halo ve Keko'yu oradan çıkartalım. Ben elimden geleni yaptım yani. Daha doğrusu popomdan geleni yaptım. Tamam Recep İvedik. Valla yılda bir osurum bir işe yaradı. Doğru, evet. Halo ve Keko'yu hastaneye götürelim. Kurt adamları da şehirden atalım. Recep İvedik, seni de tekrar hapishaneye atsak mı düşünüyorum. Arkadaşlar, sizce Recep İvedik'i tekrar hapishaneye atalım mı? Yoksa bize yardım ettiği için serbest mi bırakalım? Yorumlara yazın. Thank you.